Vallahi bu bir ayvalık. Gel ayvayı ye. Tamam. Maymunları çağdaş yaşama entegre ka, dinozor kazı rafa kavutlaka, ateş sönmesin diye uğraşka, senin dırdırını çevirme! Valide Sultan arkamda olmasaymış, fethedebilir miymişsiniz? Siz ne bilirsiniz? Sana oyuncak tabancaları ben almadım mı? Parasını babam mı verdi zannediyorsun? Günde bir kereden fazla dövme icap etmiyor. Tamam, sen o zaman çamaşırları yıkı. Bitir, sonunda gel. Boşa! Cinsel taciz mi? Taciz mi? Dayılar out, teyzeler in. Cicim. Sayın Abdülkayan, gördün mü dayanamam. Ya Rabbim sen büyüksün, senin cerrahın olurum anam. Hatta silahlı kuvvetleri bile çağırırım anam. Anam. Ama cinsel. Savunmasız minicik çocuklara cinsel istismarda bulunuluyor. Bakanın biri çıkıp bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için bir gerekçe olamaz gibi aptalca bir beyanatta bulunup o malum kurumu korumaya çalışıyor. Bir erkek yani sizin gibi biri kız kardeşinizin kavcasını kalbinde hiçbir kötülüğü olmadan böyle istemeyerek oldu ya kazara eli değse. Ona da bayan. Hiç kanıyor mu? Kalatıyla hala kuranime çarptı ki gözüm önüme aradan vergi. Sona başladı ağlama. Yandım anam, yandım anam. Güle Avşar. Programında Ricky Martin'in poposunu elledi. Peki, elledi de ne oldu? Ricky Martin, Güle Avşar'a tekme tokat. Dayak mı attı? Her şeyden önce insanın. Sadece doğurgan değil. Düşünebilen, hissedebilen bir insan. 12 yaşında 26 kişi, Gölcük'te 13 yaşında 29 kişi, Sakarya'da 14 yaşında 34 kişi tarafından tecavüz edilmiş bir kız çocuğuyum. Bazen Tarsus'ta minibüs şoförü tarafından taciz edilip hunharca öldürülen Özge Can'ım, bazen Bağdat Caddesi'nde servis şoförü tarafından tecavüz edilen bir üniversite öğrencisi ya da öldürüldükten sonra tecavüz edilen bir Cansu Kaya'yı. Neden hakim bey, neden?